Vahşi doğadaki hayvanların ne kadar hızlı gittiğini hiç düşündünüz mü? Avını yakalamak için koşan bir aslanın, gökyüzünde süzülen bir kartalın saatte kaç kilometre hıza ulaştığını biliyor musunuz? Bu videoda size en hızlı 10 yırtıcı canlıyı derledik. İyi seyirler. 10. sıramızda aslan. En hızlı hayvanlar listemizde yer alan aslanlar, asilikleri yanında hızları bakımından da tanınmış kedigiller familyasından bir türdür. Bir aslanın ortalama hızı saatte 55 kilometredir. Ancak bu hızını yalnızca kısa bir süre devam ettirebilir. Hız almadan 3.60 metre yüksekliğe zıplayıp 1.2 metre uzaklığa atlayabilir. 9. sıramızda antilop. Antilop türlerinin çoğu yaşamak için açık ve geniş otlak alanları tercih etmiştir. Bu zarif görünümlü hayvanlar sürüler halinde yaşarlar ve bir tehdit olduğu zaman saatte 80 km hız yaparlar. 1.3 metre boyları, 120 ila 240 arası kiloları vardır. 8. sıramızda Quarter Horse, yani çeyrek at. Bu atlar adından da anlaşılacağı gibi kısa mesafe yarışlarında ustadır. Kısa mesafelerde diğer atları geçmeleriyle de ünlüdürler. Saatte 88 km hıza ulaşırlar. Ve 7. sıramızda ceylan. Afrika bölgesinde yaşayan bir otoburdur. Çok hızlı koşmalarıyla ünlüdürler. Ceylanın boyu 51 ila 109 santim arasında değişmektedir. Ağırlıkları 12 ila 75 kilogram arasındadır. Hızları saatte yaklaşık olarak 88.5 kilometre hıza kadar ulaşabilir. 6. sırada Amerikan antilopu. 3.50 metre sıçrama, 15 uzun atlama yeteneğine sahip olan Amerikan antilopunun hızı saatte 98 kilometredir. Uzun ve gelişmiş bacakları sayesinde uzun süreli yolculuklar yapabilirler. Güney Amerika kıtasının dolgun ovalarında yaşayan antilop türüdür. Yetişkinliğe eriştikleri zaman 85 ila 135 santim boya ulaşırlar. 5. sırada yelken balığı. Denizler ve okyanuslar, diğer yaşam alanlarına göre hız açısından daha zorlu bölgelerdir. Çünkü su ortamı havaya göre çok daha yoğundur. Bu yoğun ortamı yararak ilerleyen türler bu açıdan saygıyı hak etmektedir diyebiliriz. Suyun içinde hız rekorunun sahibi saatte 112.2 km hızla yelken balığı diğer adıyla siyah marlindir. 4. sırada çita. Karada yaşayan organizmalar söz konusu olduğunda altın madalyayı çitaya vermemiz gerekir. Çitaların saatte 120 km hıza ulaşabildikleri bilinmektedir. Ağırlıkları 21 ila 72 kilo arasında değişen çitaların avlanabilme konusunda en büyük avantajı bu yüksek hızlara sadece 3 saniye gibi bir sürede çıkabilmeleridir. Ancak çita bir kez hızlandığında avını yakalayabilmesi çok önemlidir. Çünkü bu türün bireyleri maksimum hızlarından en fazla 20 saniye civarında kalabilirler. Bir çita kovaladığı avı yakalayamadığı takdirde 3 saniyede 100 km hıza çıkmak için harcadığı önemli miktarda enerji boşa gitmiş demektir. Çitaların bu enerji tüketimi ayrıca avlarını yakaladıktan sonra halsiz kalmalarını fırsat bilen büyük kedi türlerinin de iştahını kabartır. Bu yüzden avlarını kaptırmamak için de dikkatli olmak durumundadırlar. 3. sırada mamuz kanatlı kaz. Afrika'daki sulak alanlarda bulunan büyük bir su kuşudur. 76 ila 114 santim arasında bir uzunluğa sahiptir. Kanat açıklığı ise 1.5 metre ila 2 metre arasında değişir. Ağırlıkları 7 kilograma kadar çıkabilir. Saatte 141.6 kilometre ile dünyanın en hızlı kazıdır. Mamuz kanatlı kazlar, tüneyen ördekler ailesinin en büyük ördeği olmasına rağmen diğer tüneyen ördeklerin tümünden daha hızlı uçarlar. 2. sırada kaya kartalı. Tüm yaşamları boyunca bir tek eşleri olur. Her yıl aynı yuvayı tercih ederler. Genellikle zor erişilen yerlerdedir. Ötüşü şahin gibi bir ötüştür. Diğer bir ötüşü havlamaya benzer. Kayalık dağlarda ve dağlık ormanlarda yaşarlar. Uçuşta görkemli ve zariftir. Gerektiğinde avına ilerlerken pike yaparak saatte 322 km hıza ulaşabilirler. Bu da onu gökdoğandan sonra en hızlı kuş yapar. Diğer kartallardan farklı olarak süzülürken ve dönerek yükselirken kanatlarını yukarı kaldırır. Ve son olarak 1. sırada Peregrini Şahini. Bayağı doğan ya da diğer adıyla Peregrini Şahini, dünyadaki en hızlı hayvan olmasıyla da bilinir. Hayvanlar aleminin aslında en hızlı hayvanıdır. Avlanma dalışı yaptıklarında saatte 322 km hız yaptıkları bilinse de hızları saatte 386 km'dir. Yani bu şahin pek çok arabadan daha hızlı aslında. Gökyüzündeki Ferrari denilebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.